Emre'den Deniz Bülbül. Efendim Beşiktaş Belediye Başkanı FETÖ üyeliği ve ihalede usulsüzlükle görevden alınmış soruşturma yürütülüyordu. Konuya ilişkin. Kendisi eşim ve oğluma da yurt dışına çıkış yasağı konuldu dedi, tepki gösterdi. Bu konuya ilişkin değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, tabii konu tamamıyla bu özellikle konularda biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'nın bir sürekli olarak mülkiye müfettişleriyle yaptığı kontroller vardır. Zaman zaman özel mülkiye müfettişleri çıkarmak suretiyle yapılan kontroller vardır. Bunlar sürekli belediyelerde çalışan mülkiye müfettişlerinin verdiği bilgiler dahilinde olabileceği gibi özel mülkiye müfettişleriyle olanlar ise daha çok istihbarat üzere yapılan, atılan adımlardır. Tabii bu belediye başkanlığı yapanlar için bilinen şeylerdir. Ama hayatında belediye başkanlığı yapmamış olan da bunları bilmez. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde benim mesela sürekli kendilerine odalar tahsis ettiğimiz mülkiye müfettişlerim vardı. Onlar sürekli belediyede dururlardı ve çalışmalarını orada sürekli olarak yaparlardı. Ama tabii bundan bir haber olanlar şimdi çıkıyor konuşuyor tabii. Yani böyle böyle diyor falan vesaire. Şimdi orası çok çok önemli değil. Asıl önemli olan şu anda bu tür açığa alma kararını eğer İçişleri Bakanlığı veriyorsa, ha burada demek ki bir su kaçağı var. Ve şu anda da bu atılan adımla alakalı olarak Ataşehir'de ne olduysa işte burada da bu oldu. Ve bize gelen bilgiler çok daha farklı, onu da söyleyeyim. Fakat iş adamlarımız, bakın açık konuşuyor, vatandaşlarımız kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman yüzleşmeye var mısın dediğimizde birçoğu kaçıyor. Eğer ben yüzleşmeye girersem o zaman benim bu işim kalır. Hem geliyorsun şikayet ediyorsun hem de yüzleşmeye var mısın bir suçüstü yapalım dediğimiz zaman da o zaman da bundan kaçarsanız biz o zaman burada hakikaten görevi suistimal edenleri, görevi kötüye kullananları nasıl ortaya çıkaracağız? Şu anda burada da böyle bir süreç söz konusu. Ve tabii yurt dışına çıkma vesaire bütün bunların hepsi İçişleri Bakanlığımızın yine kendi yasal haklarıdır ve bu yasal hakkını hukuk anlayışı, hukuk çerçevesi içerisinde kullanmıştır. Tabii orada galiba bir başka şey daha kullanmış arkadaşlar, bana söylediler. Yani benim çocuklarımın da işte yurt dışında okuma imkanı oldu, yurt dışına gittiler vesaire gibi. Şimdi buraya bir düzeltme yapmamız lazım, bir tavsiye yapmamız lazım. Benim çocuklarımın yurt dışına gitmesi sayın belediye başkanının ben en kaliteli, en güçlü okullarda okuttum mantığından hareketle değil. Benim çocuklarım kendi öz vatanında okuma hakkına sahip olmadıkları için yurt dışına gittiler. Aldıkları üniversite puanı çok çok yüksek olmasına rağmen mesela erkek oğlum katsayı engeline takılarak, ki o zaman aklımda kaldığı kadarıyla Boğaziçi'ne tutuyordu puanı. Mesela katsayı engeli sebebiyle burada farklı bir üniversiteye girme şey oldu. Biz de dedik ki yurt dışına gönderelim. Oğlumu bu şekilde yurt dışına gönder. Kızların başörtü nedeniyle zaten Türkiye'de okuma hakkından mahrum oldular. Onlar bundan dolayı Türkiye'de okuyamadılar. Onları da bundan dolayı yurt dışına abisinin yanına
gönderdik. Orada okudular. Ve onlar da yine yani dünyada en saygın üniversitelere orada girdikleri imtihandan sonra girerek orada lisansüstü yani master'ını da büyük kızım yaptı. Doktorasını yaptı. Mezuniyet tezini de oradan alarak döndü. Küçük kızım da yine İngiltere'de master'ını yaptı. O da oradan aynı şekilde dönüşünü yapmış oldu. Yani bunları da bilmiyorlar. Bilmeden de farklı farklı yakıştırmalar yapıyorlar. Şimdi Sayın Başkan'ın ailesiyle ilgili konuda da yurt dışına çıkışına yönelik hukuki bir engel olmadıktan sonra İçişleri Bakanlığımızın böyle bir engelleme yapacağına ihtimal vermiyorum. Bunları İçişleri Bakanımızla da konuşuruz. Gerçekten mani bir durum yoksa zaten önü de açılır.